dışarıda bir kazan kaynattık. Üçüncü günü sabahı Adıyaman'a gittik. Oradakilere dağıtmaya başladık. 4 gün 4 gece oradaki insanlara dağıttık. Yardıma gelen, koordinasyonda çalışan insanlara dağıtımda bulunduk. Depremden etkilenen Adıyaman'da ücretsiz çorba dağıtan Şanlıurfalı çiftçi Remzi Asal, deprem bölgesinden dönse de çorba ikramını sürdürüyor. Orada biraz toparlandıktan sonra dağıtım, yani yemek sıkıntısı bittikten sonra burada devam ettim. Yani bu kaç 10 güne yakındır da burada devam ediyorum. Yani depremden ikinci gününden sonra bu işi yani meslek edindim. İnsanlara yarar sağlamak için, faydamız dokunabilmesi için. Siverek Adıyaman Karayolu yanındaki evinde hazırladığı çorbayı yoldan geçenlere ikram eden Asal, güzergaha ücretsiz çorba yazısıyla depremin ardından Türkiye'ye yardıma gelen ülkelerin bayraklarını da astı. Biz 4 gün 4 gece Adıyaman'da çalışırken tanımadığımız insanlara yardıma gittik. Tanımadığımız insanlar da bize yardıma geldiler. Bu bana şunu şey yaptı yani... Şu fikri getirdi. Tanımadan insanlara yapabiliyorsan, onlar da sana yardıma gelebiliyorsa demek ki insanlar var. Yani iyi düşünen insanlar var. Adıyaman'da çorba dağıtımını Türk Kızılayı ile koordineli şekilde gerçekleştirdiğini anlatan Asal, motivasyonunun iyilik olduğunu belirtti. Bu iyilik hazzı, yani o yaptığın iyilikten sonra oluşan motivasyon seni daha ilerisine yönlendiriyor. Daha ileri bir yere taşımaya çalışıyor. Yani seni insanlara nasıl fayda sağlayabilirim diye uykularından ediyor. Adıyaman'da arama kurtarma çalışmalarına katılan Rıdvan Emişçi de Asal'ın davranışından gurur duyduğunu belirtti. Burada yoldan geçenlere, deprem bölgesine yardıma gidenlere, oradan dönenlere hizmet amacıyla çorba hizmeti veriyor. Çok mutlu olduk, bizi duygulandırdı, gurur duyduk kendisiyle.